Lanet ediyorsunuz. Evet, lanetin şartları var. Her İslam dininde ayakkabı giymenin şartları bile var. Yemek yemenin adabı var, şartları var. Yatağa girmenin bile adabı var. Şu basit bildiğimiz elbiseyi giymenin bile şartları var. İslam dini en basit şeylere şartlar, kavramlar kararlaştırmasına rağmen lanet hakkında şartlar belirlemez mi? Belirler. Lanet vaciptir. Lanet ibadettir. Lanet vacip ve ibadet olduğu için lanetin mükafatı vardır. Bunlar uzun konular, bunlara girmiyor. Hazreti Ali aleyhisselam ne buyuruyor? Buyuruyor ki la yecme'u hubbuna ve hubbu edubbina fi cevfi insan. Bizim dost sevgimizin ve düşmanlarımızın sevgisi bir insanın göğsünde bir araya gelmez. Bir insanın kalbinde bir araya gelmez. Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor. Ve Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birilerini lanetlemiş. Madde madde söylüyorum. Allah, Allah'a ve Resulüne eziyet edenleri lanetlemiş Ahzab suresinin 57. ayetinde. Peygamberimize de eziyet edenler malum biliyorsunuz. Kendi asrı döneminde müşrikler ve kafirler ve bir grup münafıklar, kendisinden sonra Hazreti Fatıma'ya eziyet edenler bir salavat. Allahümme salli ala Muhammed, Ali Muhammed. Allah hidayet yollarını gizleyenleri lanetlemiştir. Bakara suresi 159. ayet. Allahu Teala fasıkları lanetlemiştir. Muhammed suresi 22. 23. ayet. Allah münafıkları lanetlemiştir. Ahzab suresi 6. ayet. Allah iblisi lanetlemiştir. Birçok yerde Allah zalimleri lanetlemiştir. Hud suresi 18. ayet. Allah kafirleri lanetlemiştir. Ahzab suresi 64. ayet. Ayetleri teker teker söylemeye gerek görmüyorum, vakit az olduğu için. Peki Allah'ın sünnetine göre lanet kavramında, Allah'ın sünnetine göre yaşayan, o sünneti yaşatanlar mükafatları nelerdir? Mükafatlar. Ali bin Asım İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın yanına geldi. Ali bin Asım ve dedi ki, ey peygamberin evladı, benim elimden bir şey gelmiyor. Sadece sizin düşmanlarınızdan beraat edebiliyorum ve gizlide onlara lanet ediyorum. Gizlide. Bu rivayete iyi dikkat edin. Bugün bizim müçtehitlerimiz, başta Veliyye Emr-i Müslim'in İmam-ı Hamene'yi, İmam-ı Sistani ve diğer müçtehitlerimiz ne buyuruyorlar? Sizler gibi inanmayanların kutsallarına ulu orta yerde hakaret etmeyin. Saldırmayın. Türkiye'de biz her programımızda deriz. Bir insan Şia'yım diyor ve sosyal medyada, internette ehli sünnetin değerlerine küfür ediyor, hakaret ediyor, lanet ediyorsa o Şia değil. Bir insan ehli sünnetim diyor ve sosyal medyada Şia'nın kutsallarına hakaret ediyorsa o da sünni değil. İkisi de İsrail'e bilinçli veya dolaylı hizmet ediyor. Amerika emperyalizmine bilinçli veya dolaylı yoldan hizmet ediyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Dolayısıyla bizim mektebimizde teberra var. İnkar edene lanet. Teberra var. Ama bu teberranın şartı ne? Şartı bu hadisin içinde var. Ne diyor Ali bin Asım? Benim elimden bir şey gelmiyor. Gizlide sizin düşmanlarınıza lanet ediyorum. İmam ne buyurdu? İmamın cevabı. Buyurdu ki babam ceddim Resulullah'tan şöyle nakletti. Biz ehli beyte yardım etmeye güç yitirmeyenler ve gizlide düşmanlarımıza lanet edenler, Allah onların seslerini meleklere ulaştırır. Gizlide, bakın gizlide.
Gizli de derken nedir? Yani sen oturup arkadaşına bu laneti Ehl-i Beyt'in düşmanlarına gönderebilirsin. Ama bunu sosyal medyada yapamazsın. İnternette yapamazsın, televizyonda yapamazsın. Allah onların seslerini meleklere ulaştırır. Melekler de onunla beraber hem seda olurlar ve onun lanet ettiklerine lanet ederler ve melekler o lanet edene Allah'tan mağfiret dilerler ve dua ederler. İmam böyle buyurdu. Şimdi bu şahıs sorusu şu: ben gizli de lanet ediyorum. Sorusu buydu, sözü buydu. İmam niye kalkıp buyurmadı? Sen yanlış yapıyorsun. Sen niye gizli de lanet ediyorsun? Çık sokağa, onu orta yerde lanet et. Niye buyurmadı imam? Bakın bu lanetin bizlere bu rivayet şartlarını göstermektedir. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, tevella ve teberra konusuna uzun konudur. Artık kapatıyorum ben bir rivayetle. دخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا. Peygamberimiz buyuruyor, Miraç'ta cennete girdim ve cennet kapısının üzerine şunların yazılı olduğunu gördüm: La ilahe illallah Muhammed Habibullah Aliyyun Aliyyun Veliyullah. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Biz İstanbul'dan geliyoruz, misafiriz. Ben kendi